Sakara Suresinin 219. ayetinden, yani geçmişiyle çok da ilişkisini kurmayacağız. Bunu ilk dersimizde ifade etmeye çalışmıştım. Çünkü surenin sonlarına doğru yaklaştık. Her defasında geriye dönüp çok zaman harcamamız sıkıntı oluyor. Direkt 219. ayetten başlıyorum üzerinde konuşmaya. Şöyle ifadeler var. Bismillahirrahmanirrahim. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Sana içki ve kumar hakkında soruyorlar. Daha önceki ilk geçtiği yerde de ifade etmiştik. Bir daha söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de 13 defa يَسْأَلُونَكَ Sana soruyorlar diye başlayan bir anlatımın bölümü var diyelim. Bunlardan 6 tanesi Bakara suresinde. Hemen hemen hepsini burada görüyoruz. Sana içki ve kumarın hakkında soruyorlar. Ne yani? Neyi soruyorlar? İçki nedir diye sormuyorlar tabii ki. Kumar nedir diye sormuyorlar. İçkiyi ve kumarı zaten soranlar biliyorlar. İçki ve kumar hakkında Allah'ın hükmü nedir? Sordukları soru bu. Şimdi bir hüküm göreceksiniz, bir bilgi göreceksiniz. Kul de ki onlara, fihima, içki ve kumarda, ithmun kebir, büyük bir günah vardır. Ve menafi olinnas, ve ikisinde de insanlar için faydalar var. Hem büyük bir günah vardır, hem de faydalar vardır. Ve ithmuhuma, ama ikisinin de günahı, ekber min nef'ihima, faydasından daha büyüktür. Şimdi, hadi ayetin tamamını okuyalım, ondan sonra görelim ikiye. وَيَسْأَلُونَكَ مَا دَعْلَكَ قُلْ İkinci kez geldi, sana soruyorlar neyi infak edeceklerini ya da infakı ne kadar yapacaklarını, infakın ölçüsünün ne olduğunu, ondaki ilkenin ne olması gerektiğini soruyorlar. قُلْ اَحْفُ De ki, fazla olan kısmını yapacağınız infak, üzerinde konuşacağız inşallah. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ İşte Allah size ayetleri böyle açıklıyor. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Ola ki siz üzerinde düşünürsünüz. Şimdi konu içki ve kumar olduğunda hemen bütün tefsirlerin anlattığı bu özeti, konunun özetini ben de anlatıvereyim hemen. Allah Teala imanla ilgili konularda hiçbir şeyi sürece bırakmıyor. İmanla ilgili problemlerin çözülmesinde, imanla ilgili yanlış inançların düzeltilmesinde yavaş yavaş düzeltiriz diye bir yöntem Kur'an'da görmüyoruz. Konu iman olduğunda doğrudan üstüne basılıyor ve yanlışa yanlış, doğruya doğru deniliyor. Ama yaygın bir hastalıktan insanların kurtarılması söz konusu olduğunda bir bağımlılıktan, bir gelenekten, sosyal bir adetten, sosyal bir sorundan insanların kurtarılması ya da o problemin düzeltilmesi gerektiğinde tedriciliğin takip edilebileceğine, yani yavaş yavaş bu işin yapılabileceğine dair elimizde bir örnek var. Çok da çarpıcı bir örnek var. İçkinin haram kılınması bir defa da gerçekleşmedi. Zaten siz de gördünüz, bu ayette içki haramdır diye bir cümle yok. İçki bununla da haram kılınması. Allah Teala önce Mekke döneminde indirdiği bir ayetle, Nahl suresindeki ayetle insanların Allah'ın yarattığı meyvelerden faydalı güzel şeyler yaptıkları gibi kendilerine zarar verecek içkiler de yaptıklarını ifade etti. Önce bir min konuldu oraya. Yani kendi ellerinizle yaptıklarınızın hepsi iyi şeyler değildir. Meyvelerden, sebzelerden, neyse işte Allah'ın yarattığı şeylerden İnsanlar kendi emekleriyle, kendi keşfettikleri yöntemlerle güzel şeyler yapabilirler. Turşu yapabilirler, bu faydalı bir şey gibi görünebilir. Efendim reçel yapabilirler, sirke yapabilirler, çoğaltabilirsiniz, kurutabilirler, pestilini yapabilirler. Bunlardan faydalanırsınız. Ama bir de bunlardan size zarar verecek şeyler de yapıyorsunuz
her yaptığınızda güzel olmuyor şeklinde küçük bir hatırlatmayla başladı iş. Medine'ye geçtik. Mekke'de herhangi bir yasak yoktu zaten, bu Mekke döneminin genel karakteriydi. Medine'ye geçtik. Medine'ye geçtiğimizde içki hala kafaları karıştırmaya devam ediyor. İçkiyle ilgili Müslümanların kafasında bir soru var. Mesela bence güzel olan, bence üzerinde durulması gereken de bu. İçkiyle ilgili, yani mesela Müslümanlar, kırıp döküp cümleler oldu ama kusura bakmayın, siz zihninizde toplayın. Mesela Müslümanlar içki içmeye devam edip dururlarken, hayatın normal, doğal bir parçası olarak kabul edip, o çilingir sofralarda durup, artık hangi tür içki yapıyorlarsa, hurmadan yaptıkları, üzümden yaptıkları, arpadan yaptıkları o içkileri içip dururlarken birden sürpriz, Allah içkiyi haram kıldı diye bir gelişme yok. Nereden çıktı ya bu falan diyen de yok. İşin güzel tarafı, şu ki, sahabelerin birçoğu, özellikle de ilk baştan beri Müslüman olan sahabiler, ki tefsirlere Hazreti Ömer'den söz ediyorlar, kafalarında bir soru var. Ya, bu içki bir problem ama ya. Bu içkiyle ilgili İslam'ın bir hükmü olmalı. Yani bir şey görüyoruz. Müslümanları herhangi bir hüküm gelmeden önce de içki içmek aklı başında Müslümanları rahatsız etmeye başlamış. Şunu bir kez daha ifade edelim. Mekke döneminde boyunca indirilen ayetlerle, surelerle, Hazreti Peygamber'in eğitimiyle, Allah'ın indirmesi, Resulullah'ın uygulamasıyla bir Müslüman zihin inşa edildi. Bunu sürekli hatırlamak lazım. Müslümanlara hangi konuya nasıl bakacakları, nasıl düşünecekleri, nasıl hissedecekleri konusunda bir anlayış verildi. Bu anlayışın çerçevesinde ya işte bir tersliği var diye biliyorlar da. O yüzden sürekli şunu soruyorlar. Ya bu içkiyle ilgili durum nedir diye. Orada Resulullah Aleyhisselam'a soruyorlar. Nedir bu durum içkiyle ilgili? Burada bir kademe daha ilerletildi. İçkinin kötü olduğundan değil, günah olduğundan, içkinin okumaları günah olduğundan bahsedildi. Faydaları var mı? Evet, gerçekçi olmak lazım. Faydaları da var. Yani karşınızdaki birileri içkiyi size savunmaya kalktıklarında söyleyebilecekleri sözleri var. Yani içiyorum, işte ısınıyorum, içiyorum, enerji buluyorum, içiyorum, keyif buluyorum. Ben işte senin zannettiğin gibi de sarhoş olacak kadar içmiyorum. Ben sağlığıma da dikkat ediyorum. Kim farklı başkanlar yapabilirler. Burada mesela birileri içki işinden para kazanabilirler. Üzümlerini, ürettikleri üzümlerini, arpalarını ya da hangi meyveden yapıyorlarsa o meyveleri götürüp içki üreten fabrikalara satan çiftçiler, ziraatçılar bu işten para da kazanıyor olabilirler. Adam gelip sizin buğday ve arpa tarlalarınızın ortasına dev bir bira fabrikası yapmış olabilir. Örnek olsun diye söylüyorum. O olduğu için değil yani. Yani bir şehirden bir şehre giderken, farz edelim, ona da Ankara'ya giderken, tarlanın ortasında dev bir bira fabrikası olduğunu ya da bira fabrikası için mal toplama deposu olduğunu görürseniz, yani anlamak gerekiyor ki oradaki ziraatçılar da, oradaki tarlaların sahipleri de gelirlerini oraya bağlamışlardır. Adam ürettiğini götürüp oraya satıyordu. Gelip bakkaldan toplamıyor ya bu adam bu arpasını bulayım diye. Ya kardeşim bu bizim geçimimiz de diyebilirler. Evet, bunda bir fayda da görülebilir. Kumarın da müşterilerin bir faydası vardır. Onu inşallah kumar bölümüne geçince konuşalım. Allah Teala diyor ki tamam faydalar var, kabul edilir. Ama bunda bir günah var. Günah da faydasından daha fazla. Akıllı olacağız. Bizim önemli bir şey bu. Akıllı olacağız. Bir şeyin günahı, dikkat edelim burada, zararı demiyor Allah Teala. Zararı faydasından fazladır demiyor. Günahı. Bir şey günahsa esasen zararı vardır. Günahsa esasen zararı vardır. Ama bu zarar görünür bir zarar da olabilir, görünmeyen bir zarar da olabilir. Günahı vardır demek ki Allah bundan razı olmadığını beyan etti. Günahı vardır demek. Allah razı olmadığını beyan etti. Sonra bir namaz sırasında okuduklarını karıştırmaları sebebiyle Allah Teala bir ayet daha indirdi ve içkiliyken namaz kılmak yasaklandı. Şimdi büyük ihtimal Nahl suresindeki ayetten sonra bazı Müslümanlar içki içmeyi bırakmıştır. Veya azaltmıştır.
Bu okuduğumuz Bakara Suresi'nin 219. ayetinden sonra çok büyük ihtimal, çok büyük ihtimal birçok sahabi içki içmeyi bırakmıştır. İçenlerin büyük bir kısmını azaltmıştır. Yani çünkü eğitimleri, anlayışları, yönelişleri bunu gerektirir. Sonra içkiniyken namaz kılmayın. Sarhoşken nimetinizin farkında oluncaya kadar namaz kılmayın emri çok ciddi bir kısıtlama getirdi. Çünkü namaz Müslümanların hayatının merkezinde olan ibadettir. Günün 5 değişik saatine dağıtılmıştır gibi şeylerin yanı sıra bir de sahabelerin namaza verdikleri önemi hatırlayalım. Yani bizim için de namaz aynı kıymettedir ama yani biz sahabiler kadar kıymet veriyor muyuz onu bilmiyorum. Derler ki rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer Allah ondan razı olsun suikasta uğradığında kendinden geçmiş yani çok derin bir yara almıştı. Bir türlü ayırtamamışlar kendisini. Kendinde mi değil mi ölümcül mü ölüyor mu ölmüyor mu bir kendine gelmesini sağlamak lazım önce. Bildikleri tıbbi müdahalelerin hepsini yapmışlar. Konuyla kurtarmışlar. Uyandıramamışlar bir türlü ve onu iyi tanıyanlardan bir tanesi kulağına eğilip Ömer namaz vakti geçiyor demiş. Uyanmış kalmış. Şimdi sahabelerin hayatındaki namazın yeriyle bizimkilerle karşılaştırma falan istemem ama sahabeler namaza gerçekten çok daha fazla değer veriyorlar. Öyle bir şey ki namaz kılmana mani, öyle bir şey ki namazında senin arana engel olarak giriyor. Bir şey söylemeye gerek var mı abi? Bir şey söylemeye gerek var mı? Bunu kendi hayatımıza çoğaltabiliriz ya. Mesela oyun oynarken bir Müslümanın namaz vaktini kaçırmasının açıklanabilir bir tarafı var mı? Uyuyakalmak mümkündür. Bu insan hali. Uyuyakalmak mümkündür. Ama yani film seyrettiği için, oyun oynadığı için, konuşmayı devam ettirdiği için, telefonunu kapatamadığı için, yani buna benzer şeylerden dolayı bir Müslümanın namazını kaçırmasının nasıl bir izahı olabilir ki? Namazında senin arana giren her engel, Allah'la senin arana giren engeldir. Hayatından çıkartılmış. Haram huzurunu sonraya bile geldi. Haram mı? Hayır değil ama namaza engel. O zaman çıkar hayatından denilmesi gerekiyor. Büyük ihtimal sahabelerin büyük bir kısmı bunu terk etmişlerdi. En son demek ki 1, 2, 3 hala vazgeçemeyenler var. Hala vazgeçemeyenler olunca da en son artık hüküm resmi olarak ilan ediliyor Maide suresinde. İşte kumar, farokları şeytanın pisliklerinden, pis işlerindendir. Şeytan sizinle, şeytan bunlarla sizin aranızı açmak ister. Allah'ı anmaktan sizi alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Deyince sahabeler, adamlardan razı olsun. Tamam vazgeçtik ya Rabbi deyip bitirmişler. Ha şöyle bir şey söylemiyorum. Yani sahabeler melektir. Ya da sahabeler robottur. Efendim düğmeye bastılar ve hepsi birden bıraktılar. Öyle bir şey yok. Bu emirden sonra da hala içki içme hastalığından kendini kurtaramayan sahabilerimiz de var mıydı? Evet vardı. Bundan dolayı zaten Hazreti Peygamber tarafından cezalar da uygulanmaya başladı. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de içki içenlere uygulanacak dünyevi bir ceza ile ilgili ayet yoktur. Hazreti Peygamber içki içenlere artık ceza vermeye başladı. Önce süreci takip edebiliyoruz arkadaşlar. Önce küçük bir hatırlatma başladı. Sonra uyarı geldi. Sonra bir engel geldi. Sonra yasak geldi. Bütün bunlardan sonra hala vazgeçmeyene de ceza geldi. Nus ile uslanmayanı etmedi tekdir. Tekdirden anlamayanın hakkı kötektir demiş ya şair. Yani önce nasihat ediyor. Nasihatla uslanmayana tekdir yani azarlama getiriyor. Azarlamadan da anlamıyorsa artık ceza getiriyor. İnsan eğitiminde ve toplum eğitiminde bunları gözetmek gerekiyor. Yani daha önce bir konuşmamız içerisinde geçmişti. Bir yeri ele geçirdik ya, Müslümanlar bir beldeye hakim oldular. O beldeye hakim olur olmaz, biz işte şeriat ilan ediyoruz deyip yarın İslam hukuku kurallarının hepsini uygulamaya, hele ki ceza hukukunu uygulamaya kalkmak, yani İslam'ı hiç anlamamaktır. Hiç anlamamaktır. Yarın Türkiye'de efendim Kur'an'daki zina ile ilgili hükümler uyduracağım. Yarın Türkiye'de içki içenleri cezalandıracağım. Yarın Türkiye'de kumar önüne cezalandıracağım deseniz tam bir kıyamet ya. Toplumun değişmesi de, ferdin değişmesi de zaman aldığını gösteriyor.
Çocuklarımızın eğitiminde, kendi eğitimimize, kendimize karşı bile hesaplamakta fayda var. Talebelerimize, ders anlattığımız insanlara, sohbet ettiğimiz insanlara böyle boyacı küpüne daldırmış gibi bir anda düzelmesini beklememiz anlamsız. Bir de bazen şöyle şeyler yapabiliyoruz. Yani konumuz içki ama biz konuyu eğitime getirdik. Çünkü yani bütün tefsirlerde aynı öyküyü görüyorsunuz. Hiçbir müfessir bunu anlatmadan geçmemiş. Hiçbir müfessir bunu anlatmadan geçmemiş. İçki bir eğitimidir diyor. Bir eğitimidir. Eğitimin nasıl yapılacağını gösteren çok güzel bir örnektir. Bütün müfessirler aynı kanaatindir. Bazen şöyle hatalar da yapıyoruz. Mesela benim değişmem 10-20 almış. Benim bu anlayışa, bu davranışa, bu ahlaka gelmem 10-20 almış, 20-20 almış. Birilerine sohbet etmeye başlıyorum, ders anlatmaya başlıyorum. Ve ders anlattığım kişilerden ya da oğlumdan ya da eşimden ya da kardeşimden benim 10 yılda geçirdiğim değişimi yarın gerçekleştirmesini istiyorum. Öyle bir insafsızlık olabilir mi? Sen bu anlayışına 20 yılda geldin. Sen bu anlayışına 10 yılda geldin ama oğlundan bir ayda gelmesi istiyorsun. Ama eşinden mesela diyelim ki bir hafta sonra düzelmesini bekliyorsun. Sen kendin defalarca duya ondan sonra toparlanabilmişsin. İçindeki pek çok bariyeri aşmak zorunda kalmışsın. Ama etrafındaki birilerinden yarın hemen problemi çözmesini bekliyorsun. Anlamlı değil. Gerçekleşmiyor zaten. Evet, içkiyle ilgili bu hükmümüzü bildiriyoruz. Allah Teala burada faydalarından söz etti ama günahı büyüktür. Bir Müslüman hayatında içki çıkmalıdır. İçkinin haramlığı ayetini yani tamam ayet sonrası ne zaman denk gelir bilmiyorum. O yüzden kısacık bir hatırlatmada fayda var. Sarhoş edicilik olması içkinin haram kılınmasına bir illettir. Bu yüzden Hz. Peygamber Aleyhisselam sarhoş edici her şeyin haram olduğunu söylemiştir. Sarhoş edici her şey haramdır. Bu anlamda sadece içki değil, uyuşturucu da bu kapsamda değerlendiriyoruz. Aklı gidermesi sebebiyle. Aynı şekilde Resulullah Aleyhisselam مَا اَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَحَرَامُ قَلِيلُهُ diye bir hadisi var. Bir şeyin çoğu haram, yani bir şeyin çoğu sarhoş ediyorsa onun azı da haramdır. Şimdi burada çok karmaşık bir fıkhi meseleye girmek istemiyorum ama onun fıkhıyla ilgili olduğu için kısaca bir anlatmakta fayda var. Bu hadisi doğru anlamakta fayda var. Çoğu haram olanın azı haramdırla ilgili olarak söyleyeceğimiz en önemli şey şu. Burada Resulullah Aleyhisselam doğrudan içkiden söz ediyor. İçkiden. Yani keyif için bir içki üretilmiş. Adı şampanya, adı viskidir, adı nedir? Kendilerine internetten içki isimleri bulsa iyi olacakmış ya. Takıldık kaldık ya. Yani işte Atmalı Herdiyos'un. Tamam, rakı varmış mesela yani. Rakı, şarap, her neyse işte içki niyetine yapılmış, içki olsun diye üretilmiş bir şeyin bir bardağının, bir şişesinin hükmüyle bir bardağın dilindeki ağzınızı ıslatacak kadar miktarın hükmü aynıdır. Bunda bir şey yok. Ama bir de içki olsun diye üretilmemiş. Ama içerisinde alkol oluşmuş. Yani yeni ismiyle etil alkol denilen şey oluşmuş veya dışarıdan katılmış, oluşmuş veya katılmış. İşte bunda bir şeyin çoğu haramsa azı da haramdır hükmünün uygulanabilmesi için o şeyin ne için üretildiğine bakmak gerekiyor. Yani keyif verici bir şey, eğlence için, keyif almak için, kafayı bulmak için üretilmiş bir şey ise ağzınızı ıslatacak, dilinizi ıslatacak kadar kısmı bile haramdır. Ama bunu mesela diyelim ki tedavi edici bir şey yapmak için, bir ilaç üretmek için ya da başka bir şey yapmak için, buna benzer faydalı bir şey yapmak için, eğlence için değil, üretilmişse bu sefer içindeki miktarın, bu kısmını arkadaşlar ben doğru anlatabilecek miyim bilmiyorum ama siz doğru anlamaya çalışın. Kuralımızı bir daha hatırlatıyoruz. Dinleyen, söyleyenden daha arif olmalıdır, daha anlayışlı olmalıdır. Bu ikincisinde, içinde efendim etil alkol var olması tek başına hemen onun haram olması için yeterli delil değildir diyen alimlerimiz var.
örnek olarak merak ederseniz İmam Maturidi bu görüşte yani. Buradaki miktar normal şartlarda bir insanın içtiğinde, mesela örnek olsun diye kefiri söyleyeyim ben size. Kefir denilen bir içeceğimiz var. Haram diyen alimimiz birkaç tane var ama cumhur ulema kefirin helal olduğunda ittifak etmiştir. Cumhur ulema, alimlerin çoğunluğu. İçerisinde etil alkol var mı? Var. Neden helal kabul etmişler, haram kabul etmemişler? Sebep şu. Bir bilir kişiye sormuştum, o bilir kişi, yani eczacılıkla uğraşan bir kişiden bir bilgi almıştım. Onun yaptığı hesaplamalara göre, yani sarhoş edici olabilmesi için arka arkaya yanlış hatırlamıyorsam 42 bardak içmesi gerekiyor. Kefir için söylüyorum. Bu da normal şartlarda bir insanın başarması için bayağı üstün bir performans göstermesi. Normal bir şey değil. Öyle olunca onu yok hükmünde kabul ederiz. Faydasının zararından, fazlalığından dolayı yok hükmünde kabul ederiz. O yüzden ilaçların içerisinde bulunan alkol, bir şartla sorun değil denilebilir. O şartımız şu, yani eğer bu alkolsüz de yapılabiliyorsa, başka bir çözüm yolu varsa, alternatif varsa o temiz olan yöntemi tercih ederiz. Başka bir yöntem kalmadıysa, bu ilaçtan faydalanmanın yolu sadece alkol bulunmasını sağlamaksa, o zaman ona haramdır, hükmü verilmez demişler alimlerimize. İmam Ebu Hanife de aynı kanaatte. Evet, bütün alimlerin kanaatte değil. Ben sadece bu görüşü savunanlardan bahsediyorum. Bundan dolayı aslında uygulamada herkes bu ikisini din yapıyor. Konuşurken herkes öbürlerinin sözünü söylüyor ama uygulamaya geldi mi herkes ya ilaç ya falan deyip geçiyor işte. İlaçta, ilaçtakinin helal olduğunu söyleyemem. Bu ikisi işte yani. Bunlardan öğrenerek uyguluyoruz biz bunu. Şimdi kumara geçelim. Kumara Allah Teala yasaklamış. Sebebini anlamayacak bir şey yok. İşin ilginç tarafı, kumar belki de hayatımıza, insanların hayatına içkiden daha fazla giriyor. Çünkü kumarın bin türlüsünü icat edebiliyoruz. Yani mesela insanlara milli piyango haramdır kardeşim dediğim zaman anlamıyorlar. Niye haram olsun? Alan memnun, veren memnun diyor. Ben diyorum ki bak, milli piyango denen zımbırtıda diyelim ki 10.000 bilet satıldı. 10.000 bilet içerisinden 50 kişiye videoluk olarak çıkan şeylere ikramiye verilir. Geri kalan efendim 9.950 kişi avucunu yalar. O da zaten işletmeci yakalar. Herkes bir kağıt parçasına şu kağıdın diğeri en fazla 1 kuruştur. En fazla basın fiyatı 1 kuruştur, 2 kuruştur. Sen buna 50 lira vererek alırsın. Zaten alışta aldanma vardır. İslam hukukunun ticaretle ilgili en önemli kurallarından bir tanesi aldanma ve aldatma yasaktır. Sen bu bir kuruşluk şeyi 50 liraya alırken hiçbir anlamı senin için yaramayacak alırken bir aldanma orada başlar zaten aldatma şey. Ben böyle anlatınca çok karşılaştım yani. Ya hocam biz memnunuz efendim. Şimdi sizin memnun olmanızın bu konunun haram olmasıyla hiçbir alakası yok. Sen istersen memnun, istersen memnun olma. Bu konuya İslam dininin nasıl baktığı önemli. Arkasından mesela konumuzu milli ikram üzerinden örneklendireyim. Çünkü Hazreti Peygamber dönemindeki uygulamasını anlatacağım. Efendim milli piyangonun çok güzel şeyler yaptığını söylüyorlar. Mesela şehirlerden bir şehir, zannediyorum Konya diye bir şehir, milli piyangonun yaptırdığı bir İmam Hatip ortaokulu olur. Yani bildiğim kadarıyla şehrin bir tanesinde milli piyango İmam Hatip ortaokulu var. İmam Hatip ortaokulu yaptırdıysa artık milli piyangonun aleyhinde konuşacak hiçbir şeyimiz yok mu diyeceğiz yani. Milli Piyango İdaresi zaman zaman camisiz köylere cami yaptırsa, hacca gidemeyenlere hacca gönderse, evlenemeyenler elinden tutsa evlense, esasen bütün bunları yapmıyor mu? Yapıyor. Nereden yapacaksınız yani? Genel bütün gelir devlet hazinesine aktarılıyor. Devlet de zaten bu işleri yapıyor. İçerisinde o da var yani. Adam devlet bütçesine katkı sağlıyor. Bu faydasından dolayı bunu kumar olmaktan çıkartmaması gerekiyor. Şundan dolayı tefsirlerde Maide suresindeki ayetle ilgili kısımda anlatılan bir olay söyleyeyim.
Arapların yaptığı şöyle bir kumar biçimi varmış. Mesela 20 bir deve satın alıyorlarmış. Deveyi aldılar. Parasının kim öleceği belli değildi. Deveyi satın alıyorlar. Sonra mesela 28 tane hisse belirliyorlar. Bunu atıyorlar. 28 tane hisse belirliyorlar. Sonra 10 tane ok alıyorlarmış. 10 tane ok. 1. İsim veriyorlarmış da ben boşver. Numaralandırıyorum. 1. ok. Üzerine 7 hisse yazıyorlarmış. 2. 2 hisse. Ya da 3 hisse. 3. 1 hisse. Falan böyle 7 tane hisseler dağıtıyorlar. 3 tanesine de boş. Sonra bunları topluyorlar. Bakın 7 tanesinde hisse var ama toplamı 28 hisse etmiyor zaten. Topluyorlar onu. Sonra götürüyorlar. Adil diline, bir de böyle bir mesele var yani. Adil diline. Yani efendim noter huzurunda çekiliş yapıyorlar. Oku çıkartıyor. Bunu diyor senin adına çekiyorum. Zeyd diyor. O Zeyd'in adına çekiyor bir ok. 3 hisse. Sen bu hayvanın kesilince bundan 3 parça alacaksın diyor. 3 hisse senin. Sen 7 hisse alacaksın. Sen 2 hisse alacaksın. Sen 5 hisse alacaksın. 7 kişi. Sonra bir tanesi çıkıyor boş. Tamam sen boşsun. Sen avucunu yanıyorsun. Avucun yanamıyor. Muş. Sonra bütün işler bitince devenin tamamının parasını boşlara ödettiriyorlar. Sadece yani boş çıkmıyor. Siz parasını devam ödeyeceksiniz. İşin ilginç tarafı şu, kural şöyleymiş adamlarda. Herkes kendisine çıkan hisseyi fakirlere bağışlaması gerekiyormuş. Kimse evine alıp götürmüyormuş. O yüzden bu tür bir kumara katılmayı bir hayır kabul ediyorlarmış adamlar. Evet, herkes fakirlere yardım yaptı. Peki, fakirlere kimin sırtından yardım yaptılar? Müthiş kişinin sırtından fakir yardım yaptılar. Bütün yükü onlara çekti. Şimdi bu piyango türü uygulama Araplarda Resulullah Aleyhisselam zamanında da bilinen bir uygulama. El-Ezram denilen şey bu. Aile süresinde geçer. Biz yani bir masanın başına oturup zar atarak veya eline aldıkları o sayılarla oluşan ya da neyse işte o kartlarla oynanan şeylerin kumar olduğunu zaten herkes biliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Bizde en önemli sıkıntılardan bir tanesi şu. Bir günahı işleyenlerin sayısı çoğaldıkça insanların onu günah olarak kabul etme oranları giderek azalıyor. Çok kişi yapıyorsa normal karşılanmaya başlıyor. Sözün özü. Kumarın her türlüsü haramdır. Kumardan sağlanacak faydalar kumarın günahından daha azdır. Kumarın İnsanların arasını açtığını, insanları haksız kazanca alıştırdığını, Allah'la arasını uzaklaştırdığını hepimiz biliyoruz. En kötüsü, bu benim kanaatim, kumarın en kötüsü insanların bir batıl inancını, bir batıl ahlakını besliyor olması. Yani şunu hepimiz bilmiyoruz. Şimdi, milli piyango özel çekilişi var. İnsanlar bir hacısının önünde kuyruk olmuşlar. Müslüman bir ülkede ya. Kuyruk olmuş. Büyük ödül kaç para? Biraz sıkıcı bir konuya oldu. Çok dağıttık ama ya. Önemli bir mevzu arkadaşlar. Büyük ödül kaç para? Diyelim ki 1 trilyon. Bir kişiyi zengin edecek kadar çok para ya. Ben öğrencilere konuşurken bir şey söylüyorum. Arkadaşlar, normal şartlarda zengin olmanın yolunun ne olduğunu herkes bilmiyor. Evet, herkes bilmiyor. Normal şartlarda zengin olman yolu çok çalışmaktan geçer, ticaret yapmaktan geçer, üretim yapmaktan geçer, babanızdan, annenizden size yüklü miktarda miras kalmasından geçer, birilerinin size yüksek miktarda bağış yapmasından geçer. Yani zengin olman yolları bellidir. Milli piyango üzerinden, millisini atalım, çok özelleştirdik, piyango üzerinden zenginliğin İnsanların arasında, toplumda bilinen yerleşik bir sonuç olmadığını herkes biliyor. Umudunu, adam bütün gelecek umudunu oradan çıkacak bir şeye bağlıyor. Benim zannım şu ki bir zihin bozukluğu sağlıyoruz. Mesela bu anlayış bize dinde de yansıyor. Dinde de yansıyor. Allah'ın rızasına kavuşmanın yolunun nereden geçtiğini bilmeyen Müslüman var mı? Ya iyi Müslüman nasıl olur bilmeyen Müslüman var mı? Herkes biliyor. Bunun için ilahiyatçı olmak gerekiyor.
Vallahi gerekmiyor yani. Üç aşağı beş yukarı. Bütün Müslümanlar, iyi Müslümanlar yolunu biliyor. Ne mesela? Beş vakit namaz kılacağım. Kaç gün? Her gün. Beş vakit namaz kılacağım. Her gün. Ahlaklı olacağım. Hangi hafta? Her zaman ahlaklı olacaksın. Efendim ne? Sözünün yeri olacaksın. Dürüst olacaksın. Namuslu olacaksın. Harama uzatmayacaksın. Hırsızlık yapmayacaksın. Zinaya gitmeyeceksin. İş gitmeyeceksin. Kumar oynamayacaksın. Ya bunlar bile Ramazan geldi oruç tutacaksın. Cennete girmenin yolu belli. Piyango mantığı, piyango yani bir kağıt çıkmasıyla zengin olacağım umudu dinde de karşımıza çıkıyor. Mesela kutsal bir gece icat ediyoruz. O kutsal gecede eğer yeteri kadar namaz kılarsanız bütün ömrünüzü kurtaracağınızı düşünüyorsunuz. Halbuki bütün ayetler ve hadisler bize bir ömür boyu çalışarak cennete gidileceğini söyledi. Adam bir özel saate bağlıyor. Öyle bir şey yok. Ama bir mantık olarak yerleşmeye başlıyor. Bir başka şey daha söyleyeyim size. En kötü taraflarından bir tanesi, insanlar hakları olmayan şeyleri almaya yöneliyor. Böyle bir ahlak sahibi oluyoruz. Bu iş sadece para işi değildir. Hak etmediği övgüyü alanla, dikkat edin. Hak etmediği övgüyü alan da benzer bir ahlaksızlık yaşıyor. Ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? يُرَيْدُونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا Yapmadıkları şeylerle övülmeyi seviyorlar. Şimdi bana geldi ki dedim sen hocam Türkiye'den bir hocasın, sen süpersonikli hocasın. Ya tamam teşekkür ederim ben de öyleyim falan diye havalara girdiniz mi? Hak etmediğin bir övgüyü aldın, kabul ettin mi? Aynı ahlaksızlığı yapıyorsun. Hakkın olmayan şeylere, hakkın olmayan özgüye bile el uzatmanı yasaklıyor. Hakkın olmayan işe el uzatmanı yasaklıyor. Hakkın olmayan ihaleye el uzatmanı yasaklıyor. Hakkın olmayan ne bileyim bir koltuğa uzatmanı yasaklıyor. Hakkın olmayan paraya el uzatmanı yasaklıyor. Kumar insanlarda bir ahlak bozukluğu, bir şahsiyet problemi ortaya çıkartıyor. O yüzden çok tehlikeli. O yüzden çocuklarımıza ve kendimize din öğretirken bile bu tür oyunlar üzerinden din öğretmenin ben psikolojik olarak haram olduğuna inanıyorum. Fıkhi değil. Altını çiziyoruz. Psikolojik açıdan haram olduğuna inanıyorum. Yani attın, sana üç geldi. Hadi oğlum üç tane ileride takvaya geldin. Sen de iki tane at, sana kaç geldi? Sen oradan bilmem neye geldin. Haram mı korusuna ben girmiyorum. Haram olup olmadığını ben bilmiyorum. Bunu ilahiyat fakültesinin hocaları bilirler. Ama ben bildiğim kadarıyla çocukta oluşan sonuç bence yanlış. Oluşan sonuç yanlış. Sebep-sonuç ilişkisi kuran bir mantıktan, bir daha söylüyorum. Sebep-sonuç ilişkisi kuran bir mantıktan tesadüf üzerine düşünen bir mantığa geçiş yapıyor. Tesadüfe dayalı bir zihniyete geçiş yapıyor. Böyle din yoktur yani. Öyle din olmaz. Ya tutarsa diye bir dinimiz bile yoktur. Biliyorsunuz yani bir namaza niyetlenirken aynı anda iki şey niyetlenemezsin. Yani Allah'ın cuma kılınabiliyorsa Türkiye'de cuma olsun. Yok kılınamıyorsa hadi öğlen olsun diye aynı anda iki niyetle bir namaz kılamazsın. Bu mümkün değil yani. İkisinden birini seçip niyetlenmek zorunda. Ya tutarsa mantığı olmaz. Tesadüfler üzerinden din yoktur. Kumarın benim bildiğim kadar oluşturulduğu en kötü şey şahsiyet bozukluğudur. Şahsiyeti bozuk olan adam da hanımına zulmeder, hanımsa erkeğine zulmeder, çocuklarına zulmeder, arkadaşına zulmeder, kendine zulmeder, toplumuna zulmeder. İlla ki bu haksızlıklar bir yerden ortaya çıkar kanaatindeyim. Kumarla ilgili bir şey daha söyleyip geçeyim. Onu söylemeden geçersek eksik kalacak. Bunu çalışırken gördüğünüz bir şey. Çok karşımıza çıkıyor. Satranç diye bir oyun var. Satrançla ilgili hükümleri zaman zaman soruyorlar. Etrafta satrançla ilgili bilgiler falan da dolaşıyor. Satrançla ilgili hadis diye rivayetler de dolaşıyor. Önce şu bilgiyi vermiş olayım. Satrancın haram olduğuyla ilgili hadis formatında, hadis kalıbında dolaşan sözler hakkında bu sahihtir diyen kişiler olmuşsa da mesela eskilerden Allah rahmet eylesin İmam Nevevi, yenilerden bilenleriniz biliyordur. Elbani, yakın zamanda vefat etmiş, çağımızın en önemli hadislerinden bir tanesi. Aslı yoktur, yalandır, uydurmadır hükmünü vermişler.
Yani kumar için kullandığınızda her şey haram. Kumar için kullandığınızda her şey haram. Bu kadar. O yüzden o satrançla ilgili bilgi de vermiş olayım. Bizim Kur'an'ımız bellidir. Allah Teala diyor ki mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Bizim bir Müslümanın bir gelir kazanmasının yolu bellidir. Bir daha söylüyorum. Allah'ın helal kıldığı yollar. Ticarettir. Üretimdir. Hizmet verip, emek verip karşılığında kazanç elde etmektir. Miras kalmasıdır. Bulmadır, bulma. Bir şeyi bulmadır. Sahibi çıkmadır sürece. Ve bir hibe etmesidir. Onun dışında yani bu tür şeylerle mal kazanma İslam dininde olumlu karşılanmamış, yasaklanmıştır. Ve yes'elûneke mâ dâ yunfikûn. Sana neyi infak edeceğini soruyorlar. Buradaki neyi değiştiriyoruz? Sana ne kadar infak edelim diye soruyorlar. Şimdi Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e iman ettikten sonra en çok karşılaştıkları hayır iş neydi? İslam'a girdikten sonra en çok lafını ettikleri hayır ibadet neydi? İnfak. Kur'an'da, hadislerde en çok dile getirilen şey infak. Ne anlaşıldı ki? Anlaşıldı ki infak en önemli hayır. Müslümanlar bunu öğrendiler. İnfakın bir hayır olduğu konusu cahiliye döneminde de bilinmiyor. Değil. En'am suresinde mesela şöyle bir olay anlatılır. Ürünlerinden elde ettikleri hasılatın bir kısmını putlarına ayırıyorlardı. Bir kısmını da Allah'a ayırıyorlardı. Allah'a ayırdıklarından putlarına aktarıyorlar ama putlarına ayırdıklarından Allah'a hiç aktarmıyorlardı. Ayeti hatırladınız mı? Bu ayette anlatılan da bu. Putlarına verilenler tapınaktaki din adamlarına gidiyor. Bir daha söylüyorum. Putlara ayrılan da aslında tapınaktaki din temsilcilerine gidiyor. Allah'a ayrılan şey fakirlere veriliyor. Bir şey olduğunda hemen fakirlere verdiklerinden kısıyorlarmış. Yani Allah'a bir şey vermenin yolu İslam dininde verilir. Allah'a bir şey vermek istiyor musunuz? Evet istiyorum. Nasıl yapabilirsin? Bunu verebilir misin? Evet veririz. Allah'a bir şey vermenin yolu verilir. Allah-u Teala'yı giydirmek mümkün müdür? Hadis-i Hatice'ye Allah-u Teala'ya giydirmek mümkün müdür? Evet, giydirmek mümkün müdür? Yedirmek mümkün müdür? Evet, yedirmek mümkün müdür? Ziyaret etmek mümkün müdür? Evet, ziyaret etmek mümkün müdür? Bunların bütün hepsinin mümkünlüğü neyden? Allah'ın kullarından gelir. Allah'ın kullarına verdiğimizi Allah'a vermiş sayılır. Ya müthiş bir şey, yani gerçekten çok değişik bir şey. Yalan şey, yemin ediyorsunuz ve yemininizden dönüyorsunuz, fakir doyuruyorsunuz. Bir konuda bir hata yapıyorsunuz, köle azat ediyorsunuz. Başka bir yerde sözünüzde durmuyorsunuz, yani bir şey oluyor, kefaret ödemeniz gerekiyor, fakir doyuruyorsunuz. Allah'a yakınlaşabilmenin yolu kullarına iyilik yapmaktan geçiyor. Kural bu. İnfak en önemli kurallarımızdan bir tanesi. Müslümanın cimri olması kabullenilemez. Kendi masraflarında cimri olsun, hiç mahsuru yok. Yani kendine elbise almakta, kendisine araba almakta, kendisine ayakkabı almakta, kendisine yiyecek maddesi almakta cimri olsun. Onun kendi sorunu. Ama eşine ve çocuklarına almakta cimri davranması kabul edilemez. Akrabalarına vermemekte cimri davranması kabul edilemez. İnsanlara dağıtmaması kabul edilemez. İnfak önemli bir şey. Yeni bir soru. Ne kadar vereceğiz? Sahabelerin içerisinden de bunu çok ileri miktarlarda düşünenler var. Bizim zamanımızda yok mu mesela? Bu ayeti kullanarak herkes kazancından kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra artanların tamamını sadaka olarak vermek zorundadır diyen insanlar var. Eskiden de olmuş. Kim geliyor atalarımıza? Hazreti Peygamber döneminde. Benim hepimiz var. Bana isim geldi. Yani. Ebu Zer. Allah'ından razı olsun. Ebu Zer öyleymiş ya. Kendi ihtiyacına olan kısmını ayırdıktan sonra sahip olduğunun tamamını dağıtman gerekiyor diye inanan birisi. Hazreti Osman'la kavgasının sebebi bu değil miydi? Hatırlayın. Bu zenginlerin elindeki malları al, fakirlere dağıt diyor.
Hazreti Osman diyor ki, Ebu Zer, bu insanlar zekatlarını verdiler diyor. Olsun diyor, zekatlarını verdiler ama bak daha problem çözülmedi. Problem çözülmediğine göre al onların elinden, sen devletsin, devlet gücünü al. O yüzden sosyalizmi savunanlar sahabelerden sadece Ebu Zer'i severler. Onun da Müslüman kısmını sevmezler. Sadece devlet yetkisiyle zenginlerin malına el koyma fikrini seviyorlar. Bu kadar. Mesela Ebu Zer'in namazını da sev, onu sevmiyor. Namaz kılarsa gerici oluyor Ebu Zer. Devlet yetkisiyle zenginlerin malına el koyarsa ilerici ve sosyalist oluyor. Halbuki Ebu Zer'in isyanı imanındandı. Ebu Zer'in isyanı imanından. Bize göre, benim anladığım göre, Hazreti Osman'a göre bir ayeti yanlış anlamıştı Hazreti Ebu Zer. Hazreti Osman da uyarıyor. Ebu Zer diyor, insanları zorla takva sahibi yapamazsın. Zorla takva sahibi olamazsın. Takva kişisel bir kazanımdır. Evet, bütün malımızı mı dağıtacağız? Diyor ki Allah-u Teala, bu lüle affın. Gönlünüzden geldiği kadar yapacaksınız. Ne kadar infak edersiniz biliyor musunuz? Gönlünüz kadar infak edersiniz. Ölçü mü istiyorsunuz? Hiçbir ölçü yok. Bir daha söyleyeyim. Ölçü istiyorsanız hiçbir ölçü yok. Örneklendirelim. Hazreti Ebu Bekir gibi tamamını getirip verdiğiniz günler olabilir. Hazreti Ömer gibi yarısını getirip verdiğiniz zamanlar olabilir. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas gibi üçte birini verdiğiniz zamanlarınız olabilir. Talha bin Ubeydullah gibi en sevdiğiniz bahçenizi götürüp gözden çıkartıvermenin şekli de olabilir. Ya da efendim sadece bir hurma dalı, işte hurma getirip koymakla da olabilir. Ne kadar sizin gönlünüz? Bütün mesele olur. Bu ne kadar infak edeceği konusu kişinin Allah'a yakınlaşma arzusuna bağlıdır. Ama bir kuralımız var. İsra suresine bağlıyoruz. Elini büsbütün açıp kendini horlanmış bir vaziyette bırakma diyor Allah-u Teala. Yani kendini fakir duruma düşürecek kadar da dağıtmamalısın. Örneğimiz var mı? Resulullah Aleyhisselam'a bir sahabi geliyor, yolda yumurta büyüklüğünde bir altın bulmuş. Adamcağızın hiçbir şey yok. Hiçbir geliri yok. Yolda yumurta büyüklüğünde bir altın bulmuş. Bir de iyi niyetli. Hemen gelmiş Resulullah Aleyhisselam'a, ya Resulullah demiş, bunu buldum. Bunu demiş, fakirlere dağıtman için sana veriyorum, infak et. Bunu fakirlere dağıt demiş. Resulullah Aleyhisselam soruyor, senin bir şeyin var mı? Hayır, benim bir şeyim yok ama sen bunu fakirlere dağıt. Peygamber Aleyhisselam dönmüş şöyle. Yani yüzünü dönünce artık anla ki Müslüman yani. Peygamber Aleyhisselam bu davranışı istemiyor. Yüzünü dönünce ısrar etmiş adam dindar yani. Samimi. Bu tarafa geçmiş ya Resulullah. Şu altını al da fakirlere dağıt. Peygamber Aleyhisselam bu tarafa dönmüş. Onun da anlamayacağını tutmuş. Dönmüş tekrar karşıya geçmiş. Ya Resulullah şunu al da vermiş. Elinden almış. Öyle bir attı ki diyor abi, kalanı denk gelseydi kesin yeri yaralardı diyor. Sonra da öfkeyle Peygamber Aleyhisselam demiş ki, ne oluyor size bilmiyorum demiş. Biriniz zaten varı yok, tüm varını getirip bunu infak et diyor. Sonra da ertesi gün insanlara kendisi avucunu açacak. Ertesi gün insanlara kendinize avucunuzu açacak hale getirmeniz, hem ayetle hem Resulullah Aleyhisselam'ın uyarı ve uygulamalarıyla yasaklanmıştır. Artan ne kadar bile? Ben kendime sürekli yeni örnekler almıyorum. Ben kendime yeni pantolon almıyorum. Ben hiç israf etmiyorum. Ben çok tutumlu birisiyim. Hiç bir ceketi paramparça oluncaya kadar giyerim diyen insanlarla karşılaştım. Şu sorunun cevabını vermiyordum. Bir ceketi parçalanıncaya kadar giyiyorsun Müslüman da yeni ceket almadığın için artan parayı ne yapıyorsun? Araba alıyorsun. Bir mübarek ceket alsaydın yani. Bunda bir erdem yok ya. Bu senin tercihin. Ben gömlek almayı tercih ediyorum. Sen araba almayı tercih ediyorsun. Sen almadığın gömleklerin parasına gidip birine infak mı ettin sanki? Yok. Benim sofram her zaman sadedir diyor mesela bir tanesi. Çok ucuz bir sofram vardır. Tamam, çok güzel yani. Peki pahalı bir sofra kurmamaktan artan parayı ne yapıyorsun? Arsaya yatırıyorsun. Bunda bir erdem yok. Birine vermiyorsun diyor. Başkalarına veriyorsanız eğer tutumlu yaşamanızın bir anlamı var.
kıyafetinizin sadeliği, sofranızın sadeliği, artan parayı bir yerlere veriyorsanız kıymetli. Neyse, neyse hiç anlamı yok yani. İnfak gönlünüzden geldiği kadar kezalike yübeyyinullahu lekumul ayat, Allah ayetleri size böylece açıklıyor. Leallekum tetefekkerun, umulur ki tefekkür edersiniz. Düşünmek, düşünmek, düşünmek. Allah'ın Kur'an'da en çok istediği ibadettir düşünmek. İbadet bakın. Aya bakıp, güneşe bakıp düşünmek de ibadet. İçkinin ve kumarın haramlığı üzerinde düşünmek de ibadet. İnfak konusunda düşünmek de ibadet. Namazı düşünmek, namazın kendisi ibadet. Üzerinde düşünmek de ibadet. Tefekkür her ibadetin yanında olacak. Fid dünya ve ahira. Dünyada ve ahirette. Dünyada ve ahirette. Ne bu? Dünyada ve ahirette mutlu olmanın yolu Allah'ın dediklerini yapmaktan geçer. Öyle anlıyorum. Dünyada mutlu olmanın, ahirette mutlu olmanın yolu Allah'tan geçer. Şunu iyi öğrenmek lazım. İyi Müslümanın, iyi Müslüman dini doğru anlarsa ve doğru uygularsa dünyada da mutlu olur. Bir daha söylüyoruz. Bu çok önemli bir kural. Şöyle bir şey yanlış anlaşılıyor gibi geliyor bildiğim kadarıyla. Dünya Müslümanın zindanıdır diye bir söz var. Dünya Müslümanın zindanıdır. Bu Müslüman dünyadayken zindandaymış gibi yaşamalıdır anlamına gelmiyor. Dünya Müslümanın niye zindanıdır? Çünkü onu ahirette çok daha güzel bir şey beklemektedir de o yüzden. Dünya ne kadar güzel olursa olsun yeni Müslüman için ahirete gidip cennete kavuştuğunda o dünya ona zindanmış gibi görünecektir diye yorumlarız. Yoksa din insanı bu dünyada mutlu etmek içindir. Din bu dünyada mutlu eder. Doğru anlaşılır ve doğru uygulanırsa. İki şartımız var. Doğru anlayacağız, doğru uygulanacağız. Yanlış anlarsanız din mutsuzluk getirir. Din aileyi parçalar. Yanlış anlarsanız aileyi parçalar. Efendim Mekke döneminde de aileler parçalandı. Doğru ama biz Mekke'de değiliz, Konya'dayız. Ve bizim ailelerimizin parçalandığımız ailelerin parçalanan bu tarafı da namaz kılıyor, öbür tarafta da namaz kılıyor. Bu tarafta da Cuma'ya gidiyor, öbür de Cuma'ya gidiyor. Din bizi parçalanmaması gerekiyor. Sağlığınızdan giyinmenize, aile ilişkilerimizden, akrabalık ilişkilerimize, arkadaşlık ilişkilerimize varıncaya kadar din bu dünyaya mutluluk getirmiyor. Bir bakıyoruz, Müslüman insanlar bir araya gelmiş, dostlar, bakın çok iyi insanlar, arkadaş grupları. Sonra bakıyoruz, mutsuzlar yani o insanlar bir arada olmaktan. Hem ayrılamıyorlar, böyle işin ilginç tarafı. Hem ayrılıp gidemiyorlar, kopamıyorlar birbirlerinden çünkü çok iyi insanlar. Hem de birbirlerinin yaptıkları işlerden çok rahatsız oluyorlar. Kural ne? Kural, din yanlış uygulanıyor. Din doğru uygulanırsa insanlara mutluluk verir, ahirette de cennet kazandırır inşallah. Bir başka konuya daha geçiyoruz. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. Sana yetimleri soruyor. Yetimler konusuna geçtik. Ne yapacağız bu yetimlere? Mesele ne? Nisa suresinde bir ayet-i kerime var. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler karınlarına ateş dolduruyorlar diyor Allah. Yetimlerin malları konusunda çok hassas olmak gerektiği ayetle defalarca uyarılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem defalarca uyarmış. Sonuç tekrar aynı konu. Yanlış anlaşılmış. Yanlış anlaşılınca ne olur? Şimdi yetimin malı var. Hızlandırmam gerekiyor. Zamanım azaldı. Yetimin malı var. Bir yetim var. Ona sahip çıkmışsınız. Çocuğa mesela babasından mal da kalmış. Ona sen sahip çıkıyorsun ama sahip çıkınca beraberindeki mal da senin denetimi de geçti. Allah dedi ki yetimin malından haksız yere yersen karnına ateş dolduruyorsun. Cehenneme gideceksin dedi. Şimdi olayı doğru anlayamayınca sahabelerin bir kısmı endişelenmişler. Yani diyelim ki elimin altındaki yetimin bir hurma bahçesi var. Dökülecek hali yok ya. O çocuğumla hurmasını topladım getirdim. Kendi hurmamı da topladım getirdim. Benim hurmalarım aslında onun hurması bir karıştı. Diyelim. İçine bir kısmı döküldü, karıştı, bilmem ne yaptı. Ateş yiyor. Ne yapacağız? Şöyle yapmaya başlamışlar. Sofraya oturuyorlarmış, yetimin yemeğini ayrı koyuyorlarmış. Bu senin yemeğin. Kendi yemekten ayrılıyorlarmış, bu da bizim yemeğimiz. Yetim yemeğini bitiremedi. Arttı, ben yiyeyim, o yemeği yemiyorlarmış onu.
kendisi dönüp yiyinceye kadar veya kokuncaya kadar, çürüyünceye kadar duruyor, atılıyormuş. Bakın, dini hassasiyet, bir daha söyleyeyim, dini hassasiyet yanlış anlaşılırsa sorunlara yol açıyor. Sonuç, evlerine yetim almaktan uzak durmaya başlamışlar. Çünkü beraber yaşamak çok zor yetimler, öyle görünüyor. Ama evine almayacak yetimler ortada kalıyor, ne yapacağız şimdi? Gelmiş Resulullah Aleyhisselam'a sormuşlar, Allah bize bir bilgi versin. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا Bu yetimlere ne yapacağız? Rabbimiz diyor ki, قُلْ اِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٍ Onların iyiliği için çalışmak hayırlıdır. وَاِنْ تُخَادِدُوهُمْ Eğer beraber, karışık yaşıyorsanız, فَيْخْوَانِكُمْ Onlar sizin kardeşleriniz. Kardeşiniz, sen ona yedirsin, o sana yedirir, bana nasıl karışır? Ya onun malını çok çok yiyip tüketmeye kalkarsan, ya Resulullah, iyi aklınıza bir soru gelirse, Allah bana devam ediyor. وَاللّٰهُ يَعْلَبُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِمِ Allah kimin bozucu olduğunu, kimin ısrar edici olduğunu biliyor. Kendinizi kandırmayın. Kimin kötü niyetle yetimin malına el uzattığını, kimisinin de normal olarak yani ondan da faydalandığını, kendine faydalandığını, normal hayatçasına devam ettiğini biliyor Allah Teala. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَعَنَتَكُمْ Dileseydi Allah sizi zorda bırakırdı ama dilemiyor. اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Kuşkusuz Allah üstün ve hikmet sahibi olandır. Dediğimiz gibi, din hassasiyeti yanlış anlaşılırsa bakın, haksız bir lokma yemek istemiyorum diyor. Haksız bir lokma yemek istemiyorum. Sonra evine yetim almıyorsun. Yetim ortada kaldı. Bu yanlış din hassasiyeti. Yetimin korunması gerekiyordu. Asıl emir bu mu? Evet, Kur'an'da defalarca yetim konusunda uyarı yapılmış. Yetime sahip çıkmak gerekiyor. O büyük dairenin içerisinde yetime sahip çıkmak büyük daire, o büyük dairenin içerisinde yetimin malına karşı hassas olmak gerekiyor. O içinde olması gerekiyor. Ben burada yola çıkarak bir şey söylemek istiyorum ama ona hazırlık yapıyorum. İslam dini oluşturduğu hassasiyetler hiçbir emirle de yasak. Bu kuralı yani konuşabiliriz boş zamanlarımızda. Üzerinde düşünmenizi tavsiye ediyorum. İslam dininin hiçbir yasağı kendisinden daha büyük bir yasağı çiğnemenize sebep olmaz. Bir daha soruyorum. İslam dininin hiçbir yasağı kendisinden daha büyük bir yasağı çiğnemenize sebep olmaz. İslam dininin hiçbir emri kendisinden daha büyük bir emri terk etmenizi sağlamaz. Örneklerinizi çoğaltabilirsiniz. Yani mesela diyelim ki ben hastasım kardeşim. Ayetler diyor ki, ayetlerin yola çıkarsın. Ben insanlara din anlatıyorum. Anlattığım din karşılığında menfaat elde etmeyeceğim. Bu güzel bir hassasiyet mi? Evet, çok güzel bir hassasiyet. O yüzden ders verdiğim, sohbet ettiğim insanların hiçbirinin ne çayını içerim, ne yemeğini yerim, ne ikram ettiği eriğini alırım. Niye? Çünkü tebliğine karşılık hiçbir menfaat elde etmiyor. İyi bir hassasiyetmiş gibi görünüyor. Sonuç, kardeşleriniz olan insanlarla yakınlaşmanızı sağlayacak tüm yolları kaybettiniz. Halbuki karşınızdakiler kardeşleriniz ya. Tebliğe karşı ücret istiyorum değil mi? Beraber de yaşıyoruz. Bazen ben ona çay ısmarlarım, bazen ona çay ısmarlayacak. Bazen bana bir şey ikram ederim, bazen o bana bir şey ikram ederim. Peki bunu kötüye kullanan çıkmaz mı hocam? Vallahu ya'lemu müfside bilen nusret. Allah kimin bozguncu, kimin muslih olduğunu biliyor. Hesabınızı Allah'a vereceksiniz. Mahremiyet diye bir meselemiz vardır mesela. Mahremiyet meselesini sıla-i rahimi ortadan kaldıracak kadar abartırsanız eğer, yanlış yaparsınız. Aileniz hiçbir yere getirmeyecek. Sen onu görmeyeceksin, onu görmeyeceksin meselesinden çıkıp aileyi bir araya getirmeyecek kadar, akrabalık ilişkilerini kıracak, bozacak kadar abartırsanız eğer, doğacak sonuç, Mekke döneminden beri en çok üzerinde durulan 3-4 konudan bir tanesi olan sıla-i rahimdir ve sıla-i rahime zarar vermiş olur. Bütün mesele şu, sıla-i rahimin içerisinden mahrem nasıl korunacak? Sıla-i rahim dairesinin içerisine mahremiyet korunacak. Kural bu. Buradaki de böyle, yetimleri korumak esastır. Yetimi okutacaksın.
Yetimi doyuracağız, yetimin terbiyesini yapacağız, iş bulacağız, eş bulacağız, yetimi hayata hazırlayacağız. Bütün bunları yaparken benim param varsa onun hiçbir lirasına el uzatmayacağım ama benim param yoksa onun parası varsa onun parasını onun için kullanacağım. Onun parasını onun için kullanırken ben de bundan bazen yararlanırım. Evet yararlanacağım. Mesela onun yani onun diğerini sıcak bir yerde sağlık kalmasını sağlayacak benim imkanım yok. Ama onun kalan mirastan zenginliği var. Ona ben sıcak bir ev kurmak istiyorum. Sobayı yakarsınız ve o soba sizi de ısıtır. Ona sıcak bir soba yaptınca kendinizin gidip kapının dışında oturmanız saçma olur. Yani. Kapının dışında oturursanız bu sefer yetimleri evinize almamaya başlarsınız. Peki dengeyi kim koruyacak? Yine aynı konu. Dengeyi korumak tamamen sizin hassasiyetinizi kavuşturur. İnfaktaki gibi. Allah herkesin ne yapmaya çalıştığını ve ne yaptığını görüyor. Allah dileseydi size zorluk çıkartırdı. Allah zorluk çıkartmıyor. Ben bu ayetin bu kısmından da tekrar edeceğim aynı şeyi. Dinde zorluk yoktur. Din kolay bir dindir. Resulullah Aleyhisselam diyor ki, sizi ben kolaylık dini üzerinde bıraktım diyor. Kolaylık dini üzerinde bıraktım. Bu din kolay bir din. Şu cümleyi bir daha tekrarlayalım. O cümle benim değildi, sahibine söylemiş olalım. Tahir bin Aşur, Allah rahmet etsin, son dönemin en önemli Müslüman alimlerinden bir tanesiydi. Tahir bin Aşur'un okumayanlar için tavsiye etmiş olalım. İslam Hukuk Felsefesi diye bir kitabı var. İslam Hukuk Felsefesi kitabında böyle bir tespit yapıyor. Diyor ki bu din kolaydır. Kim bu dini yaşarken zorluk çekiyorsa, kim bu dini yaşarken zorluk çekiyorsa iki ihtimal vardır. Ya yanlış biliyordur, ya yanlış umuruyordur. Tabii kafirlerden, zalimlerden gelen baskılara sahibiz. O ayrı bir konuydu. O bizim uygulamalarımıza ilgili değil. Sen bir sonraya kalkarsın da, Alak suresinde olduğu gibi bir kulun namaz kılmaktan engeldiğini gördün mü? Ayetinde olduğu gibi gelip namazımızı el uzatanlar, gelip dinimizi el uzatanlar olur mu? Bir şey demiyor. Ama biz kendi kendimize zorluk çıkartıyorsak dıştan bir baskı değil. Biz yaşarken zorlanıyorsak yanlış anlamışsınız veya yanlış uygulamışsınız. O kadar çok ayet, o kadar çok hadis belirtiyor. Bu din kolay bir din. Bunu vurgulamak gerekiyor. Arkadaşlar hepimizin vazifesi. Bunu vurgulamak gerekiyor. Yıllardan beri öğretmenlik yapıyorum. Yıllardan beri İmam dışındaki okullarda çalışıyorum. Gözlemim şu, karşıma gelen öğrencilerin bilinç altına yerleştirmişler. Müslüman yaşamak zordur. Çocuk Müslümanca düş yaşamanın zor olduğuna inanarak geliyor. O yüzden zaten bariyerleri koymuş, yanaşamıyor. Hiç öyle bir şey yok ya. Biz zorlaştırıyoruz eğer zorsa. Din çok kolay değil. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına bakacağız. Resulullah Aleyhisselam'ın gerçekten ne kadar kolaylaştırıcı olduğunu göreceğiz. Sadece haçla ilgili bölümü okuyun. Açın Müslümi, Sayyi Müslümi. Sadece haçla ilgili bölümü okuyun. Nasıl bir peygamberle karşılaşıyorsunuz? Şöyle yaptım ya Resulullah olur diyor. Ya oldu. Vallahi. Kadın kaldırıyor çocuğunu. Burada haç olur. Yaptı. Olur. Ne işi var onun? Git daha altını değiştir falan. Hiç öyle bir şey demiyor Resulullah. Yap olur. Her şeye olur diyen bir anlayıştan bahsetmiyorum. Resulullah'ın olur dediğine olur diyen bir anlayıştan bahsediyorum. Bakın kuralımız bitiriyoruz. Kolaylıkları biz icat etmeyeceğiz. Benim bu dinde kolaylık icat etme yetkim yok. Bu devirde yaşayan hiçbir kimsenin geçen yüzyılda 14 yüzyıl boyunca yaşamış hiçbir alimin kendi kafasından kolaylık icat etme yetkisi yok. Sadece Hazreti Peygamber'in gösterdiği, Allah'ın gösterdiği kolaylıkları bilsek, o zaman hayatımızı kolaylaştırır. Problem sanki Hazreti Peygamber de doğru tanımaktan kaynaklanıyor. Yani, koyun çok dağıtıyorum gibi oluyor ama arkası arkasına geliyor. Yani mesela, hadislerle ilgili problemler doğru da yaşamıyor muyuz? Yani mesela teşvik konulu bir hadisi, farz kapsamında değerlendiriyorsan ağzına problem. Sakındırma içerikli bir hadisi haram bölümüne aktarıyorsun, ağzına problem. Yani mübarek Hazreti Peygamber'in neyi niye dediğini anla,
senin kafandaki o takıntılardan uzak okumaya çalışıyor. Göreceksiniz ki o sıkıntıymış gibi görünen hadisler, o ayetler hepsi artık öpüklerin zihnimizi açık ediyor. Hiç problem yok Allah'a. Problem varsa da onlar çoğu zaman zaten imam nerevide olduğu gibi aslı yoktur diye bir şey çıkıyor zaten. Elhamdülillah, Rabbil Alemin.